değişti diyerek hatta bir sonraki seçimde eğer üçüncü dönemde olmadıysa yeniden aday olacaktır. Hiç şüpheniz olmasın bunun. Peki bir de erken seçim gündemini tekrar ateşledi Özgür Özel. Bu sefer iki tarih veriyordu. Şimdi tek tarih vererek bunu yaptı. 2025 Kasım ayında erken seçim diyor. Şimdi Erdoğan'a sesleniyor. Tekrar aday olmak istiyorsa 2025'ten sonra gelmesin diye. Bu seslenişin karşılığı var mı Sayın Çalışkaner? Ülke Hanım, ben yaz döneminde de gerek sizin kanalınızda gerek çok katıldığım kanalda şeyi söylüyordum. Yani CHP niye erken seçim bastırmıyor ve benzeri sorular geldiğinde, şimdi yaz dönemidir. Okulların açılmasıyla Eylül ayı itibariyle CHP fites yükseltecek, hatta bir iki kez sizin programınızda da dile getirdim. Evet. Erken seçim için bastıracaktır diye söylemiştim. Bugün geldiğimiz göstergelerde de işte CHP erken seçim için artık bastırmaya başlıyor, bastıracaktır da. Şimdi geldiğimiz noktada Sayın Özel'in yapmış olduğu açıklamayı ben de dinledim. Yani biz Erdoğan'ı yenerek göndermek istiyoruz. Bu söylem bana birazcık sıkıntılı geldi açıkçası. Yani işte Erdoğan 28 Mayıs'ta da hani 14 Mayıs'ta kazanamadığı için evet. 28 Mayıs'ta seçilirken de aslında anayasayı çiğneyerek gelmişti. Dolayısıyla da Erdoğan tekrardan evet maalesef şu andaki koşullarda bir erken seçime girildiği de meclisin feshedilmesiyle öyle bir hakkı doğuyor. Ama ben Erdoğan hadi gel aday ol biz seni yenerek göndeririz söyleminin 2023'te aday olsun biz yenip göndereceğiz söylemiyle aynı söylem olduğunu düşünüyorum. Yani anayasa bir kere çiğnendi. Erdoğan'ın da aslında böyle bir şeye aday olmaması gerekiyor. Eğer anayasayı görecek olursak. Ancak Erdoğan'ın anayasayı hiçbir koşulda takmadığını biliyoruz. İşte bunu en son Can Atalay kararında da gördük mecliste yaşananları. Dolayısıyla da bu anlamı baktığımızda Erdoğan aday olabilir. Ama Erdoğan'ın ben 2025 Kasım'ında bir erken seçime gideceğini düşünmüyorum. Neden? Öyle bir çünkü bunu ekonomist uzmanlar çok net ifade ediyor. Yani şu anda yaşadığımız derin yoksulluğun, ekonomik krizin işte bir yıl içerisinde düzelemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Çünkü şu anda emekli kan ağlarken asgari ücretliye yapılacak zam, öngörülen enflasyon üzerinden yapılacağı defalarca ifade edilmişken, şimdi Erdoğan'ın kalkıp da 2025'te seçime gitmesi açıkçası hayal. Ama şimdi diğer yanda 2026 için de Özgür Özel 2025'ten sonra tekrar aday olmak istiyorsa gelmesin dedi. 2026'daki bir erken seçim için Özgür Özel gelmesin Erdoğan diyor. Ne olacak? Meclisten çoğunluğu biliyoruz. Hangi şartlarda neyle karşılaşabileceğimiz olasılıkları da çok iyi biliyoruz. O yüzden bu sözün karşılığını sordum size. Şimdi aslında biraz da Sayın Özgür Özel de oyun kuruyor şu anda. Yani tabii kendisi de biliyor. 2025 Kasım'da Erdoğan'ın hadi gelin seçime gidelim demeyeceğini çok net biliyor. Kaldı ki Erdoğan bunu diyecek olsa bile Bahçeli buna izin vermez. Çünkü kaybedecek olan bir Bahçeli var. Yani bakın Cumhur İttifakı'nda kaybetme korkusu olmayan bir parti var. Kim o? O da MHP. Yani MHP'nin kaybetme korkusu yok. Yani nasıl olsa ben şu anda yaptığımız araştırmalarda görüyoruz. MHP hemen hemen oyunu koruyor. AK Parti erimeye devam ediyor. Ve hiçbir sorumluluğu olmadan, hiçbir yükümlülüğü olmadan iktidarda olan bir Bahçeli var. Şimdi Bahçeli bu kadar bir gücü elinden bırakır mı? Yani geçtiğimiz yıl ya da bu yılın başlarında Erdoğan işte ben bu benim son dönemi ve benzeri gibi söylem kullandığında AK Partililerden önce Devlet Bahçeli hayır gidemezsin bizi bırakamazsın dedi. Evet. Dolayısıyla da Erdoğan seçime gitmek istese bile zaten Bahçeli izin vermeyecek. Ve Sayın Özgür Özel'in de ben şöyle oyun kurduğunu düşünüyorum. Yani evet bir yandan hani bu normalleşme sürecinde AK Parti tabanına da şu mesajı veriyor. Biz Erdoğan'ı düşman kabul etmiyoruz. Bakın erken seçime gidecek olursa biz aday olmasını da kabul ediyoruz. Ama Erdoğan 2025 Kasım'ında erken seçime gitmeyeceği için sonrasında da bir daha bize gelmeyin diyor. Çünkü erken seçime gitmeyecek durumda. Sonrasında bize gelmeyin demek, erken seçime gitmemek demek. Ve bu noktada da seçimlerin vaktinde yapılması durumunda da Erdoğan'ın her koşulda aday olması mümkün değil.
Şimdi iki taraftan da oyun kuruyor Özgür Özel. Bunu hem Erdoğan da görüyor hem bizler de görüyoruz. Hem sizler de görüyorsunuz. Yani bir yıl sonra AK Parti'nin ya da Erdoğan'ın hem AK Parti oyları bu kadar erirken, hem Erdoğan'ın eski gücü kalmamışken, daha biliyorsunuz işte Kasım'da kurultay falan yapılacak, tüm kadroları değişecek, işte yapılan kendi içlerindeki muhasebe, çatışma, kavgalar. Görüyoruz işte Yiğit Bulut, Ömer Çelik, Mehmet Metiner arasındaki kavgaları, AK Parti içerisinde çok ciddi bir kavga var. Ve bu kavga neticesinde daha Erdoğan partiyi dizayn etmeden çok ciddi bir değişimden bahsedilirken, Erdoğan seçime gider mi? Yani bir yılda halktan kopmuş, halktan bu kadar uzaklaşmış bir Erdoğan ve Süreyya Kağısı asla bir seçime gitmez. Bunu Sayın Özgür Özel de görüyor. Sadece sonrasında da işte oyun kurmaya başladı diyorsunuz Özgür Özel için. Evet, kesinlikle oyun kurmaya başladı. Bir yandan son dönemlerde işte birinci parti şu anda Cumhuriyet Halk Partisi. Çok fazla eleştiriler vardı Özgür Özel'e, işte niye erken seçimi bastırmıyor diye. Evet, şu anda halk mesleğinde de erken seçimi bastırıyor şeklinde bir görüntü de ortada. Sayın Hüseyin Çalışkaner, çok teşekkür ediyorum hem bu yayın için hem bundan önceki tüm yayınlarımız için. Kendinize iyi bakın efendim, görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun lütfen. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sevgili izleyenler, Sayın Hüseyin Çalışkaner'le konuştuk. Şimdi Diyarbakır'a bağlanalım. Son gelişmeleri muhabirimiz Elif Çetiner'den alalım. Neler yaşanıyor adliyede? 22 kişi savcı karşısında. Hatta savcıların, birden fazla savcının dedi Elif. Son bilgileri almak üzere sendeyiz Elif. Evet, Ülkü Çoban, birden fazla savcı şu an 22 şüphelinin ifadesini alınıyor. Aldığımız son bilgiye göre 11 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlanmış durumda. Geriye kalan 11 kişi için de ifade işlemleri devam ediyor. Bu olayın hızlandırılması ve aynı zamanda sağlıklı yürütülmesi için birden fazla savcı çalışıyor. İlk günden itibaren diye belirtelim. Biz de sabah saatlerine itibaren Diyarbakır Adliyesi önündeydik ve gelişmeleri takip ettik. Bununla birlikte birkaç gelişme söz konusu oldu. Aileden bir açıklama geldi. Güran ailesinden bir açıklama geldi. Aile kamuoyuna yönelik, basına yönelik bir açıklama bulundu. Dosya içeriği yer almadı bu açıklamada. Sadece kamuoyunda kendilerine yönelik, Güran ailesine yönelik yapılan baskılara değindiler ve kendilerinin köklü bir aile olduklarını, vatanlarına, milletlerine bağlı bir aile olduklarını belirten bir açıklamaya imza attılar. Onunla birlikte tutuklu iki kişi vardı bu dosya içerisinde. Biri amca Salim Güran'dı ve ilk şüphelilerden biriydi. Dosya kapsamında da tutuklanan ilk kişiydi aslında. Bütün oklar onu işaret etmişti. O okların işaret etmesiyle beraber diğer bir iddia ve itirafçı oldu. Suçu kabullenen isimlerden ve şu an tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar'dı. Nevzat Bahtiyar'ın ifadesini biraz hatırlamakta fayda vardır. Nari'nin cansız bedenini amca Salim Güran'ın